Özgürüz Radyo Son Tahlil'de programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Bugün 22 Temmuz Çarşamba Son Tahlil'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün sosyal medyayı konuşacağız. Facebook, Twitter, Instagram kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal medya düzenlemesi meclise geliyor. Hükümetteki AKP'nin hazırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden de yasallaşması planlanıyor. Bugün bu konuyu inceleyeceğiz. Sosyal medya düzenlemesi içinde neler var, neler yok. Gazeteci Gökhan Özbek konuğumuz. Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Her gün yeni bir yenilik, her gün yeni bir yasa teklifi, her gün yeni bir faşizmi ayak sesleri uyanıyoruz. Evet, hemen hemen özellikle son 1,5 aydır her hafta farklı bir günden farklı bir yasallaşmayla da karşı karşıyayız. Bu haftanın da konusu sosyal medya düzenlemesi. Şimdi siz de Twitter'ı aktif kullanan, sosyal medyayı aktif kullanan, oradan bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan bir gazetecisiniz yıllardır. Ve başarılı bir şekilde de devam ediyorsunuz. Haddim olmayarak bunları söylüyorum da. Şimdi bu sosyal medya düzenlemesinde neler var? Bu 11 madde nedir? Aslında çok güzel, demokrat kılıfına büründürülmüş bir timsah maddeleri diyebilirim bunlara, sosyal medya düzenlemesine. Şimdi 11 madde var ama ben hızlı söyleyeyim. İlk 4 maddesi tanımlardan oluşmuş. İşte sosyal medya nedir, işte sosyal medya temsilciliği nedir, ceza yükümlülükleri nedir, bunlardan oluşan bir durum söz konusu. Ama asıl 4. ve 5. maddenin itibaren şöyle bir düzenleme geçiyor. Trafiği, yani internet trafiği 1 milyon üstü olanlar Türkiye'de temsilcilik açacaktır. Şimdi Onur Bey, trafik 1 milyon olması demek 1 milyon iki kişiyi kastetmiyor düzenlemenin dikkatli incelediğimizde. Ortalama Türkiye'de Z kuşağında baz alırsak 16-65 yaş arası insanlarımız internet kullanıyor. %54'ü aktif internet kullanıyor ve günde 3 saat 21 dakika ortalamayla kullanılıyor. Yani kimi zaman YouTube'da geçiriyor, kimi zaman Facebook'ta, kimi zaman Twitter'da. Bu demek oluyor ki, siz de örneğin kendi üzerinde düşündüğünüzde, gerçi gazetecisiniz ama çok spesifik örnek değil ama sıradan bir yurttaşın günde ortalama 22 ile 26 arasında değişen ortalamayla internete gelin düşürdü. Aslında 50 bin kişinin herhangi bir şekilde Twitter'a veya Facebook'a veya başka bir sosyal medya mecrasına veya gelecekte oluşabilecek bir sosyal medya mecrasına girmesi demek 1 milyon trafiği dolduruyor. Buna bir kelime oyunu yapmışlar. Yani burada demokrat görüntüsü veriyorlar ama alakası yok. İkincisi, 1 milyon kişiler temsilcilik açacak. Tamam, bu bizim için çok meşru bir talep görünüyor. Hani AKP açısından empati yapıyorum, Cumhur İttifakı açısından empati yapıyorum. Hani Türkiye'de temsilci olsun diyoruz ama yeryüzünde bunun böyle uygulamaları var. Bu en büyük tartışmalardan birisi Twitter için oluyor. Twitter şu anda dünyanın 184 ülkesinde aktif. En aktif 6. ülkede Türkiye dahil. Ama hiçbir ülkesinde temsilci yok. Sadece bölge temsilcilikleri var. Avrupa örneğin Dublin'de gidiyor. Amerika kez öyle. Amerika Kentown'dan yönetiliyor. Afrika Kentown'dan yönetiliyor. Veya Hong Kong'dan Asya yönetiliyor. Bu bölgesel ofisleri var. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir durum söz konusu değil. Keza sosyal medyanın da veya teknoloji şirketleri de artık devletlerden bağımsız birer mecra. Evet. Bunu da meşru olarak kabul edelim. Hani daha inan empati yapmaya çalışıyorum. Ben ne kadar yapacaktım diyorum. Twitter 1 milyon trafiği zaten her koşullaşmış olacak. Çünkü Türkiye'de aktif Twitter hesap sayısı 22 milyon. Yani ortalama her 4 yurttaşta birisinin Twitter hesabı var. Gerçi bunların hani küçültemeyecek olan 112-113 bin biz troll hesabı olduğunu düşünüyoruz. Yani bir kişinin birden fazla hesabı olduğunu düşünüyoruz ama ortalama 17-18 milyon Türkiye'de aktif Twitter hesabı var. 17-18 milyon hesabı varsa o zaman Twitter Türkiye'de temsilcilik açması gibi gidecek. Açsın ama diyor ki maddenin ikincisi içerik kaldırmalar anında gerçekleşecek. Gerçekleşmezse diyor ne olacak? Önce diyor para cezası. Evet. Para cezaları vardı. Önce bir sonuçta bu yasamız, yeni bir yasadan bahsetmiyordu onu diyor. Çünkü onu söyleyeyim. Mevcut zaten bir yasamız var. Anayasaya da uygun bir yasaydı. Ve yine Adalet Kalkınma Partisi tarafından çıkarılmış bir yasaydı. Bundan önceki yasayla ilgili biraz vaktiniz varsa aslında detaylı bilgi vermek istiyorum. Tabii buyurun. Şimdi pardon unuttum. 5651 sayılı internet yasasında bundan önce para cezaları 10 bin ile 100 bindi. 10 bin ilk ceza, ikincisi 100 bindi. Şimdi 1 milyon lirayla 10 milyon liraya çıkarılıyor. Bu ceza miktarları hani sosyal medya şirketleri için çok büyük mü? Değil. Ama durun şu, hukuki zeminini bunu ortaya koymak gerekiyor.
benim yazdığım bir tweet ya da benim yazdığım bir cümle, bir kelime suç olup olmadığına Bilgi Teknolojileri Kurumu karar veremez. Dünya neresine giderseniz gidin, yazdığınız şeylerden tabii ki kendiniz sorumlusunuz ama ilgili yerel mahkemeler ancak buna karar verebilir veya uluslararası mahkemeler karar verebilir. Şimdi yani bu tabii buyurun. Benim yazdığım bir şeyden BTK bu içerik kaldırılsın diyor, Twitter'a gönderiyor. Kendi örneğinden biliyorum. BTK talebinin Twitter'a getirmesi önce 1 milyon, sonra 10 milyon, sonra 150 hız kesintisi, sonra 195 hız kesintisi. Ama tüm dünyaya ne diyeceğiz? Demokratız. Niye demokratız? Biz Twitter'ı yasaklamıyoruz. Ama %95 hız kesintisi ne biliyor musun onu dedi. Ana sayfanıza tıkladığınızda, telefonu elinize aldığınızda normal bir internetle. Hani Twitter okuyorsun, akışı okuyorsun onu. Ama o akışın yüklenmesi 8,5 dakika sürecek. Bırak hız gibi tatlı ya. Ana sayfaya girmeniz. Hız %95'e düşerse. Onun adı sansürdür. Dünyanın neresine giderseniz de sansürün ta kendisidir. Yine 5651 sayılı yasada datalar, yani benim kişisel bilgilerim ancak iş yaptığım ya da iş kurduğum firmalar tarafından saklanabilir. Mesela ben X firmasına alışveriş yapıyorsam bu firmaya mail adresim, telefon numaram kayıt olabilir. Buraya kadar bir sorun yok. Ya da Twitter'da bir sonuçta şirket, özel bir şirket. Ben Twitter'la bir iş yapıyorum, yapıyorum, tweet atıyorum. Bu benim onunla bir iş ortaklığımdır ya da bir sosyal ortaklığımdır. Bunun datasını tabii ki Twitter tutacak. Ama şu maddede şunu ekliyorsun. Bu dünyanın hiçbir ilgisinde yok. Dünyanın hiçbir modelinde de yok. Türkiye'de zorunlu tutacak diyor. Herkes kişisel datalarını. Benim kişisel datalarım. Twitter'da yaptığım özel dataların Türkiye'de tutulması zorunlu olmaması gerekiyor. Ceza biz zaten sansürden, baskıdan bahsediyoruz. Bu şu demek. Bugün iktidara muhalif olup da memurlar çalışan ya da sosyal statü itibariyle muhalif olup da kendisi açık açık söyleyemeyen, hakaret işlemeyen, suç işlemeyen milyonlarca sosyal medya kullanıcısına artık Twitter'a, artık YouTube'a, artık diğer sosyal medya platformlarına girmeyin demek olur. Onu bir asıl tehlikede burada. Aslında bu bir nevi fişleme bu. Net bir şekilde fişlemedir. Ve bu zaten Anayasa Mahkemesi'nden de muhtemelen bu dönecektir. Nereden biliyoruz? Geçtiğimiz yıllarda çıkarılmış olan OHAL kararnamelerinde fişleme maddeleri vardır. Bunun evet. Üzerine Anayasa Mahkemesi iptal etti. Meclis tekrar gönderdi doğumluğuna göre. AYM'e daha bir an önce iptal etti. Benim kişisel datalarımı kusura bakmasın ama sadece o iş şirketi tutabilir. Veya benim telefon numaram. Onur Öncü ile konuşursam Onur Öncü de bulunabilir. Ama Onur Öncü dışında başkasında bulunması etik değildir. Onur Öncü de benim numaram bulunuyor diye. Onur Öncü de benim yukarı benim telefonum var diye emniyete bildirmek de mükellef değil. Zaten saçmalık burada başlıyor Onur. Evet ben yani. Evet, gerçekten çok absürt bir yasa. Şimdi siz 1 milyon durumunu değindiniz. Şimdi bu biraz şu konuyu açarsak. Ya bu 1 milyon tekil değil dediniz tabii ama etkileşim mesela şu giriyor mu ona? Mesela ben bir tweet attım ya da ben bir ay boyunca attığım tweetler diyelim 1 milyonu geçti. Bu bunu kapsayan bir şey mi? Twitter üzerinden giriyorsa. Daha basit anlaşılmak için. Bu 1 milyon trafik nedir? Günlük Türkiye'de internet kullananlar %54. Yarattıkları trafik 22 milyar. 22 milyar. Bir günde gelen internet girişim sayısı. Yine bu 22 milyar. Bir gün için söylüyorum. Bak bir aylık veya bir yıllık için demiyorum. Onur. Bu 22 milyarın %68'i ki bu veriler zaten Big Star verileri. %68'i sosyal medya. Yani Facebook, Twitter, Instagram, Telegram gibi kavramlar. Ve bunun için WhatsApp dahil değil. Haber etmek istiyorum onu. %68'i böyle olduğunu düşünürsek. Hani Türkiye'deki Twitter rakamlarını da biliyoruz keza. Bu konuyla ilgili BBC'nin çok güzel bir arşivsel çalışması da var. %17'si de Twitter kullandığını düşünüyorsa ben sadece Twitter üzerinden gitmek istiyorum. Basit hesaplarla yapmak istiyorum onu. 1.4 milyar kez Twitter Türk halkı giriyor. 1.4 milyar. Çok büyük bir rakam. Zaten çok çok düşük bir rakam yani. Günde biri bile değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Halen ben yasak koyacağım. Kılıfımla böyle uydurdum diyor. Başka açıklaması yok. Yani ben tekil olarak hatta ben 3 günde bu yasak teklifi duyduğum anda itibaren ölçümleme yapıyorum. Bu ölçümleme siz bireysel vatandaşlar kendi de yapabilirler. Benim günlük Twitter giriş sayım 46-47 ortalama. Muhtemelen Onur sen de ben aşağı kalır yanı yoktur. Evet öyle evet. 30'dur 50'dir ama biz 30 kez giriyoruz. Yani ben 30 kez, 40 kez. Sonuçta bir tweet atıyoruz. Bir tweet'i ana sayfaya giriyoruz. Her birisi bir bağlantı demektir. Her birisi bir zilginiyat kaydı oluşturuyor demektir. Zaten BTK'da bu kayıtlar bunu esas duruyor.
Yani hepimiz zaten mobil telefonlardan veya evdeki internetten giriyoruz. Eğer uydu interneti kullanmıyorsa. Yani bunlar milyarlarca olduğunu zaten görüyor. Bu bir kere yasa hazırlanırken iyi niyetle hazırlanmadığının en büyük bariz göstergesidir. Bu 1 milyon rakamı. Yani 100 milyon olur, 1 milyar olur, 2 milyon olur. Aa, bu zaman Türkiye'de popüler bir site bunu yasak getirin değil mi? Burada amaç eğer denetlemek ise, amaç burada iş değilse yine doğru değil. Neden biliyor musunuz olur? Uluslararası bu konuda birçok karar var. Uluslararası birçok nitelikli durum var. Ve şunu savunmuyoruz. Tabii ki insanlar bir hakaret etme özgürlüğü olamaz. Ya da insanlar birbirini tehdit edemez. İnsanlar birbirini cinsiyetçi, ırkçı, faşistliği kullanamaz. Bu hangi kenardan olursa olsun. Ben bunu zaten savunmuyorum. Diyorum ki, yani hepimiz de dediği zaten bu aslında. Birisi suç işlemişse suç şahsidir. Bununla ilgili yasal takip başlatabilirsiniz yerel mahkemelerinde. Çözemiyor musunuz? Twitter'a bildirirsiniz. Twitter'da mı çözmüyor? Uluslararası mahkemelere başvurursunuz. Fransa'da bunun hiç örnekleri var. Almanya'da hiç örnekleri var. Twitter orada da içerik kaldırmamış. Uluslararası mahkemeler tarafından kaldırma kararı almış. İkincisi, üçüncüsüne itibariyle de tazminat cezalarını çatlamış. Twitter ondan sonra orada çözüm üretmeye başlamış. Daha ciddi yapmaya başlamış. Ama biz ne yapıyoruz? Çok basit bak Onur. Sen başkan olamayacaksın. Nokta. Noktayı da yazılı yazmış. Bu nedir? Hiç midir önce? Vicdane. Değil. Tabii ki de değil. Ama bak çok ilginç bir şey. Ben kendi başıma yazdığı için örneğebiliyorum. Başka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyor mu bilmiyorum ama. Ben bunu 2016 tarihinde, Kasım 2016 tarihinde yazdığım için ben bunun tweetinin kaldırılmasını BTK Twitter'a bildiriyor. Bana Twitter'ı bildiriyor. Ben ısrarla kaldım. Bu bir suç değildi. Vicdanen lazım. Bunun üstüne yerel mahkemede bana dava açtılar. Ve beni cezası yargıladılar. 11 ay 15 gün ceza verdiler olmuş. Niye hala kaldırmadım? Bunun üstünde mahkeme kararı gibi bir örnek kaldırmadım. İşte ne ki kaldırılabiliyormuş. Hani kendi örneğimden yaşadığım örnekten biliyorum. Ben. Ve böyle evet. Bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Yani biz zaten itiraz ettiğim şey bu. Bunun adı sansürdür. Bir noktadan sonra daha farklı boyutlara gidecek diyorum. Evet yani hükümetin burada yapmaya çalıştığı zaten şunu söylüyorlar bize. Sosyal medya düzenlemesinde hükümet tarafından yapılan açıklamalara baktığımda yani biz Twitter'da çok taciz var, çok hakaret var. Bunların önüne geçmek için bunları yapmak istiyoruz deniliyor ama sizin de açık bir şekilde ifade ettiğiniz gibi bu bir şekilde sansürdür. Yani kontrol edemediği hesabı, kurumları %95 oranında kapatmak ve fişlemek aslında. Taciz yok mu? Efendim? Sokakta insanlar birbirine küfretmiyor mu? Ediyor tabii ki de, tabii ki de. Yani ama bunların önüne çok rahat geçebilir aslında yani. Bunun için bu medyaya gerek yok. Trafikte kaza oluyor. O zaman araçların trafiğe çıkmasını mı yasaklamamız gerekiyor? %95 trafiği mi azaltmamız gerekiyor? Güzel bir örnek bu. Yani çok basit bir mantık budur. Suç işleyen varsa cezalandırırsınız. Suç işlemin önüne de ağır yaptırımlar koyarsınız. Mesela birisi bizden hakaret mi diyor? Cinsiyetçi küfür mü diyor? Ya da ırkçı söylem mi paylaşıyor? Koy cezanı 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Kimse itiraz etmiyor zaten buna. Bundan ağır yaptırım da olsun. Ben hatta 2 gün önce bu yasayla ilgili olarak yayın yaptım kendi YouTube kanalımda. Ben 2279 olmadı. 2279 tane hesap belirlemişim. Bana alenen ırkçı, faşist, cinsiyetçi, ailemi hakaret eden boyutta. Ama bunların hiçbirisini yasal bir sonuç alamamışım. Ama bırakın bunu onda birini, bırakın bunu binde birini. Ben tek başkan olamayacaksın diye ceza alıyorum ve Twitter'ı kaldırıyorum. Bu açıkça söylüyorum. Devletin kontrol mekanizması, devletin demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin demokratlar üzerindeki oyunudur. Sonuçta biz Twitter'imizi demokrat insanlar okusun diye yazıyoruz. Sosyal medyayı doğru haberlere erişmek için yazıyoruz. Medyayı kontrol edemedikleri için zaten sosyal medyayı yönetmeye çalışıyorlar ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu yasaklar çözüm değil. İnterneti yavaşlatırsınız. Bu insanlar kullanır. Başka bir yöntem kullanır. Evet bunun alternatifleri bitmiyor aslında ya. Bir şekilde bitmiyor, bir çözüm değil. Bulunuyor. Kesinlikle ya. Çin'de bulunduktan sonra dünya her ülkede bulunuyor. Çin bu konuda yani Türkiye'den kat kat ileride bu faşist politikalar noktasında. Ama şu an açıkça söylüyorum. Çin'i geride bırakacağız. Çin mesela Twitter'ı doğrudan yasaklamadı böyle. Dolaylı yasaklamadı. Evet peki bu geçerse bunun AYM'den döneceğini düşünüyorsunuz siz ama değil mi? En azından kişisel verilerin koruma kanununa aykırı. Anayasanın haberleşme özgürlüğüne aykırı. Bu anayasal bir madde de 26. madde. Bunlara bariz bir şekilde aykırı.
Üçüncüsü realde değil, uygun hazırlanmamış. Amaç üzüm yemek değil, balcıyı dövmek planı kurmuş. Ağır yaptırımlar olan bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi ben basit bir şey söylüyorum onu. Tabii. İktidarın dediği rakamlar üzerinden konuşalım. 5 bin tane, 10 bin tane insan akaritesi, yetkisi olmaz ama olmaz. Oluyor. Doğanı mı kuralım. 17 milyon insanın için cezalandırıyoruz. Bu bir saçmalıktır. Ya da şöyle söyleyelim. Trafikte her gün ölümlü kaza sayısı 42. 42 ölümlü kaza var diye o zaman biz Türkiye'deki trafikte olan 27 milyon aracı men mi ediyoruz? Evet. Aslında çeşitli örneklerle aslında bu yasanın absürtlüğünü net bir şekilde ortaya konulabilir. Alenen demokrasinde yapılmış bir saldırıdır. Alenence hazırlanmıştır. Devlet Bahçeli Twitter'a girmediği için 15 gün içerisinde ne yapıp ne yapıp işler çıkarmaya çalıştılar. Ama bunda başaramadılar. Elini yüzüne bulaştıkları ve yine tüm dünyaya rezil olacağımız hani argo ifade kullanmak istemiyorum. Bahsedilecek bir haber olarak geçecek. Evet. Ne yazıyor biliyor musunuz? Bu ülkenin güzide bir kurumu var. Yani sosyal medyada. Yani sosyal medya jenerasyonu için söylüyorum. Zaytun, yemin ederim Zaytun kıskanıyor Türkiye'yi. Artık rekabet edemiyor bu hükümetle. Bu kadar haber çıkıyor ki yani bunlar bunu yapamaz diyor. Zaytun yapamaz diyor. Adamlar Zaytun geçiyor. Ya 1 milyon trafiği okudu. Ben şaka yapıyorlar sana. Yemin ederim baktım Onur. Ya ben yanlış mı oradan? 1 milyon teklif kastediyor diye düşündüm. Hayır 1 milyon trafik dediler. Çiftlerim kaldım orada. İnanılmaz şeyler. Yani son derece antidemokratik, dediğiniz gibi dünyaya da rezil olunabilecek bir yasa tasarısı. Gökhan Bey, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Evet, gazeteci Gökhan Özbek'le birlikteydik son tahlilinin bugünkü yayınında. Sosyal medya düzenlemesi meclise geliyor. Facebook, Twitter, Instagram kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Ve 11 madde, bu 11 madde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu maddeler ve meclis tatile girmeden de bu yasa meclisten geçmesi planlanıyor. Hızlı, acele bir şekilde hazırlanmış bir yasadan bahsediyoruz. Ve bunun sonuçları da ne yazık ki eğer meclisten geçerse ciddi olacak. Bugün Gökhan Özbek'le bunu konuştuk. Yarın başka bir konu ve konuda görüşürüz.